Evet arkadaşlar, az önce Valorant oynuyorduk. Şu dakika itibariyle Valorant hata verdi. Bakım çalışmasından dolayı 1 saat boyunca oynamamanız öngörülüyor diye pat diye oyun kesildi. Valorant'ta böyle şeyler sık sık oluyor. Sakın ha sakın bilgisayarınızla ilgili ya da oyunun kurulumuyla ilgili yeni güncellemeler falan filan yapmayın. Ya da oyunu silip yeniden kurmayın. 57 hatası çıkıyor, 48 hatası çıkıyor, 61 hatası çıkıyor. Valorant'ta bu ara nedendir bilinmez. Sık sık hatalar çıkıyor. Server galiba kaldırmıyor, öyle düşünüyorum. Çünkü oynadığınız zaman da genelde hep aynı adamlar size denk geliyor ya da karşı takıma denk geliyor, sizin takımda oynayan arkadaşınız. Milyonlarca kullanıcısı olması lazım ki karşılaşmanız olasılığı milyonda bir olması lazım. Fakat gördüğümüz üzere pek öyle bir olasılık olmuyor. Yani bu kadar az kullanıcıya hala hizmet veremiyorsanız, bu kadar az kullanıcıya hala böyle oyundan atıyorsanız, güncelleme yapıyorsanız falan, ne bileyim yani, Valorant ekibi ya gerçekten bu işi iyi bilmiyor ya da müşteri kaybetmek için uğraşıyor. Ben öyle anlıyorum. Çünkü bu şekilde hatalar devam ederse, çünkü geçen sefer mesela Win58 hatası verdi bir anda. Herkes oyundan attı. Oyun böyle dondu kaldı. Hiçbir şeyde uyarı da çıkmadı. Ünlem işareti çıktı yukarıda sadece. Biz açıkçası, ben oyunu sildim, yeniden kurdum. Arkadaşlar bir sürü yamalar yüklediler internetten, araştırma yaptılar. Yani gerçekten başımız ağrıdı. Ondan sonra ben biraz internette araştırmalar yaptım. Baktım hiçbir şey yok. Allah Allah. Ondan sonra bir form vardı. O forma girdim. Valorant'ın formu. Ben oraya üyeyim. Orada takip ediyorum işte, yeni ajan geldiğinde de zaten ilk ben YouTube'dan haber vermiştim hacker ajan geliyor diye. Robot olduğunu bilmiyorduk ama hacker olduğunu biliyorduk. Oradan buldum yabancı siteden, İngilizce yarım yamalak artık anladığım kadarıyla tercüme ettim. Ve anladım ki Valorant'taki işte yeni güncelleme nedeniyle oyun hata vermiş. Aslında server çökmüş ama server çöktü diyemiyorlar. Onun yerine güncelleme yapıyoruz, size daha iyi hizmet verebilmek için işte yenilemelere gidiyoruz falan dediler. Ama gerçekten de öyle oldu. Ondan sonra ertesi gün Valorant'a girebildik. Ertesi gün Valorant'a girdiğimizde arka yeni bir action geldiğini gördük. Yani seçtiğiniz ajanların arkasındaki arka planlarının daha güncel, daha yakın kamerayla çekim olduğunu ve arkada yine hareketli kuşlar falan uçtuğunu gördük. Yani bütün bu güncelleme bunun için miydi diye sorası geliyor insanın, ama tabii ki onların da kendilerine göre bir bildikleri vardır diye düşünüyorum. Valorant'la ilgili yine bizim sayfamızda özel oynatma listemiz var. Oradan takip edebilirsiniz. Cross ayarları, ajanlarla ilgili özellikler. Ben genelde Raze oynuyorum. Main'im, arada Rain oynuyorum. Fakat çok istek gelirse, özel istek gelirse farklı ajanlarla da yine burada oyunlar oynayacağım. Size anlatacağım. 2 haftada Demir 3 olduk. İnşallah bir 2-3 hafta sonra da bronza doğru, böyle bronz 3, bronz 4 diye, şey bronz 4 yok da, yani bronz 3'ten sonra da gümüş oluruz diye düşünüyorum. Yani hızlı ilerliyoruz, onu anlatmaya çalışıyorum. Kısa bir zamanda çok yol kat ettik. Peki biz bunu nasıl yaptık Valorant'ta? Biz bunu şöyle yaptık arkadaşlar. Takım kurduk, Volkan Yuruk Team diye. Zaten büyük ihtimal benim sayfamı dolaşırsanız göreceksiniz videolarda. VYT boşluk isminizi yazıyorsunuz, hashtag VYT yazıyorsunuz, takıma katılabiliyorsunuz, bizimle beraber oynayabiliyorsunuz. Volkan Yürük Team olarak ben denk geldiğinde arkadaşları beşli gruplar ya da dörtlü gruplar halinde maça sokuyorum. Böylece takım oyunu oynuyoruz, troll şansını sıfırlıyoruz, konuşarak oynuyoruz, eğlenerek, sohbet ederek oynuyoruz. Lütfen, şimdi yine kanala attığım videolar var, bundan önceki videoyu da izleyebilirsiniz, bu videodan sonraki videoyu da izleyebilirsiniz. Orada da yine göreceksiniz ki takım oyunu olarak oynandığı zaman, ben her zaman söylüyorum, %80 kazanma şansınız artıyor. Fakat tanımadığınız insanlarla oynadığınızda bu şansınız %20. İstanbul serverına girdiğinizde trollerle karşılaşma oranınız %70. Yabancı Frankfurt'a falan girdiğinizde de yine trolle karşılaşma oranınız %10'a kadar düşüyor. Benim nacizane tavsiyem, eğer kısa zamanda yükselmek istiyorsanız ya da artık bıktıysanız, trollerden bıktıysanız, hilelerden bıktıysanız, takım olarak kaybetmekten, yani bozgun 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 diye kariyerinizde yazmasından bıktıysanız,
O kırmızılığı görmek istemiyorsanız, hep yeşil ekran görmek istiyorsanız, zafer, 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 zafer diye bunun için yapmanız gereken ya buyurun bizim takıma girin ya da kendi aranızda takım oluşturmaya çalışın. Burada çok güzel, çok değerli insanlar var. Ben burada insanları seçiyorum. Çok iyi arkadaşlıklarım var. Benim burada 10 yaşında arkadaşım da var. 35 yaşında arkadaşım da var. Arada denk geliyor. Zaten o online olmasa öbürü online oluyor. Onlarla birlikte hemen takımı hazırlıyorum, kuruyorum ve bu şekilde hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Yani 5 maç yapıyorsak 5 maçın en az 3 tanesini kesin kazanmış oluyoruz. Dolayısıyla her gün ilerleme şansımız oluyor. Bir de sizden ricam, böyle 3 saat 5 saat burada oynamayın arkadaşlar. Ben mesela free'yim. İstesem sabahtan akşama kadar, hatta gece yarılarına kadar burada Valorant oynayabilirim ya da başka oyunlar oynayabilirim, ama hem gözümüze zarar hem beynimize zarar. Onun için mümkün olduğunca böyle 1 saat 2 saat maksimum o da oynayın diye size abi olarak bir öneride bulunmak istiyorum. Bunun dışında da tabii ne yapabilirsiniz? Yine videolarımızı izleyebilirsiniz. Kukla hakkında bilgi alabilirsiniz. Sihirbazlık öğrenebilirsiniz. Oyuncu olmak istiyorsanız, ben TRT1 Toz Koparan oyuncusuyum. En son orada oynadım. Onun dışında da birçok dizilerde oynadım. Profesyonel olarak hem tiyatrocuyum hem de oyuncuyum. Oyunculukla ilgili de burada hem yetişkinler için hem çocuklar için çok faydalı videolar hazırlayacağım arkadaşlar. Yakındır, yakın zamanda bu videoları takip etmek istiyorsanız ya da böyle şeylere ilginiz varsa, sadece oyunla alakalı değil, eğitimle de alakalı bir site burası. Öyle bir kanal yapmaya çalışıyorum. Ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Kanalımıza abone olabilirsiniz. Hemen şuradan, yok buradan, şuradan, şurada olması lazım büyük ihtimal. Buradan abone ol butonuna tıklıyorsunuz. Zili de açık bırakıyorsunuz ki yeni attığım videolardan hemen haberiniz olsun. Aa, Volkan abi ne yapmış ya buraya? Hangi video yapmış diye hemen girin. O videoyu inşallah izleyin. Güzel yorumlar yazın ki biz de YouTube kanalımız olarak biraz büyüyelim. Kocaman bir aile olalım. Daha sonra da böyle prodüksiyonlu işler yaparak sizlere daha faydalı olalım. Hatta kanalımız büyüsün, sponsorlar gelsin. Sponsorlarla birlikte inşallah sizlere de çok güzel hediyeler dağıtalım. Oyun VP'leri dağıtalım. Efendime söyleyeyim, eğitimle alakalı sizlere tiyatro eğitimleriyle alakalı böyle dersler, burslar alalım. Onlara hediye edelim. Sizleri oraya gönderelim. Bunun için de yapmanız gereken arkadaşlar, sizlerden ricam, bana destek olmak, kanalımıza abone olup zili açık bırakmak. Hata konusuna gelirsek, Valorant'ta böyle ayda bir kere böyle hatalar oluyor arkadaşlar. Bu hatalar sizi korkutmasın. Yani oyunu güncelliyoruz diyorlar ama benim anladığım galiba server, yani İstanbul'a yayını veren, Valorant'ın yayınını veren serverda ya da dünya genelindeki Valorant'a server veren, yani yayın veren serverda, datada bir sıkıntı var. Çünkü her ay böyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Hatta Google'a Valorant hataları diye yazdığınızda bir sürü hatalar çıkıyor. Örnek olarak bakacak olursak, mesela ben buraya Valorant hataları diye yazıyorum. Şimdi evet. Arkadaşlar görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Dünya kadar hata çıkıyor. Dünya kadar hata çıkıyor. Ben şimdi tek tek hataları size söyleyeceğim. Valorant hataları 39, Valorant hatası 61, Valorant hatası yeniden başlat, Valorant hatası 58, Valorant hata çözümleri gibi. Yani burada dolu Valorant hatası var. Yani inanılır gibi değil. Gerçekten akıl alır gibi değil. Ya bu kadar hata nasıl çıkıyor anlayamadım. Özellikle bu bağlantı hataları çok ilginç. Bağlantınız koptu diye size oyundan atıyorlar. Valorant hatası mesela yine yurt dışında da çok çıkıyormuş. Burada onu görüyorum. Yani Valorant'ta böyle bir sıkıntı var arkadaşlar, ama eğer seviyorsanız, yani gülü seven dikenine katlanır diyoruz. Seviyorsanız tabii ki ne yapacaksınız arkadaşlar? Mecburen böyle ayda bir güncellemelere çok da sinirlenmeyeceksiniz. Sizleri çok seviyoruz. Sevgiler, saygılar sunuyoruz. Lütfen ama lütfen tekrar ediyorum, kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok daha güzel, çok daha kapsamlı videolarla sizlerle buluşacağız. Volkan Yürük Team Valorant takımına üye olmak isteyen arkadaşlarımız yapması gereken Riot ID'lerini
internet sitesinden değiştirmeleri gerekiyor. Sadece isimlerin başına VYT koyuyorlar. Boşlukta isimleri yazıyorlar. İsimler edepli, argo olmamak kaydıyla hashtag VYT yapıyorlar ve VYT takımına katılıyorlar. Bana istek atıyorsunuz. Ben zaten VYT resource açıklama kısmına da mutlaka arkadaşlar zaten bırakıyorum. Bunun dışında da sosyal medya hesaplarından da yine takip edebilirsiniz. Volkan Yürük Official hemen şurada görüyor. Yok şurada yok. Burada yani hemen tepemde şurada görüyorsunuz arkadaşlar. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Hepinize sevgiler, saygılar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.